Şu anda Almanya'nın Münih şehrindeyiz. Mercedes'in yeni M serisini kullanmak üzere buradayız. Daha doğrusu diğer bir deyişle Mercedes ML serisini kullanmak üzere Münih'teyiz. Fakat burada kalmayacağız. Münih Havaalanı'ndan araçlarımızı teslim aldıktan sonra Avusturya'ya geçeceğiz. Öncelikli olarak burada gördüğünüz şu kırmızı rotayı takip ederek Zaatfenden'e geçeceğiz. Burada bir aktivite gerçekleştirdikten sonra akşam konaklamamızı Kitzbühel'de yapacağız. Benim Almancam olmadığı için biraz diksiyonum kötü olduğu bir konuda. Sonrasında da yarın kırmızı rotadan görmüş olduğunuz diğer rotalardan tekrardan Münih Havaalanı'na geri dönerek bu iki günlük seyahatimiz sonlanacak. Yeni ML serisinin nasıl olduğuna dair fikirlerimiz oluşacak. Şimdi test araçlarımızı aldık. Bugünkü ilk denememde 350 BlueTEC'i kullanacağım. Dizel versiyon. Bakalım yolda nasıl hissettirecek araç. Anahtar tipik bir Mercedes anahtarı. Şimdi yola çıkıyoruz. Bakalım aracımız nasılmış. Hemen bagajımı yerleştiriyorum. Elektrikli bagaj kapağı. Bu modelde de var. Hoşumuza giden bir özellik. Bagaj eşiği genellikle bu tip otomobillerde yüksek olur. Mercedes ML'de de yine öyle. Fakat çok da sorun değil. Şık bir tasarım yapmışlar burada ve sonrasında da kapatmak için zaten buradaki tuşa basıyorsunuz ve kendi kendine kapanıyor. Eğer sıkışırsa zaten kendi kendine geri de açılıyor. Bu da güzel bir özelliği. Eğer buna tuşa basarsanız bu sefer kapıları kilitleyerek kapanıyor. Ama biz araca geçeceğimiz için şu anda sadece bagaj kapağını kapatıyoruz. Şimdi sürüşe başlıyorum. Yeni Mercedes-Benz M serisinin Almanya-Avusturya arasındaki lansmanında Mercedes-Benz Türk AŞ Kurumsal İletişim Departmanı'ndan Ezgi Yıldız bize yeni araçla ilgili bazı bilgiler verecek. Standart donanımda şu anda kullandığımız 8 kademeli otomatik şanzıman var bildiğim kadarıyla. Evet. Formatik ismindeki 4 tekerlekten çekiş sistemi var. Doğru. Bir de güvenlik sistemleri oldukça zengin olacak diye biliyorum. Önceden dersim çalışmıştım biraz ama. Yeni Mercedes M serisinin ilk sürüş izlerimini edindikten sonra şimdi Avusturya'daki özel bir off-road parkuruna geldik. Burada aracın off-road özelliklerini daha yakından tanıyacağız. Bakalım asfaltta olduğu kadar arazide araç ne kadar başarılı. Şimdi yeni gelen birkaç araç var. Onlara bineceğiz. İlk başta bize gösterecekler neler yapabiliyor. Sonra da biz aracı kendimiz deneyeceğiz. Evet, Darkovan'a az önce yeni ML'in, M serisinin off-road özellikleriyle ilgili küçük bir bilgi verdi. Pek çok bilgiyi buradan izleyebilmek hoş bir detay olmuş. Bakalım biraz daha ağırlaştığında koşullar yeni M serisi nereye kadar gidebilecek? Şimdi aracımız 30 santim yüksekti. Şimdi 60 santim yükseldi. Çünkü daha ağır bir araziye giriyoruz. Oldukça dik bir yerden ineceğiz şu anda. Ben ucunu görmekte zorlanıyorum. Fakat aracın zaten şu anda aks açılarını görüyorsunuz ne kadar esniyor. Ve direksiyonun açısını da şu bölümden izleyebiliyorsunuz. Oldukça şık bir detay. Daha önce böyle bir detay hani derece olarak görmemiştim. Yeni M serisi yüksekliği ayarlanabilen süspansiyon ve amortisör sistemleri sayesinde 90 cm'ye kadar yükselebilme özelliğine sahip. Aracın yavaş yavaş şu anda yükseldiğini görüyorsunuz. En üst konuma gelmiş durumda araç. Bu sayede aracı istediğiniz pek çok yere götürebiliyorsunuz. Tabii bu standart değil, isteğe bağlı bir donanım. Yeni Mercedes M serisini kullandık 2 gün boyunca. Şimdi de araçla olan beraberliğimizi sonlandırıyoruz. Aklımızda en çok kalanlar nelerdi diye soranlar için şöyle söyleyebilirim ki bir taraftan BMW X5 kadar dinamik bir otomobil olurken bir Range Rover
ya da Discovery 4 kadar da iyi bir arazi deneyimi sunabiliyor. Bunu dün yaptığımız test sürüşlerinde gördük. Bu kadar çok şeyi bir arada sunabilmesi de zaten Mercedes'ten beklenirdi. Araç, daha önce de söylediğim gibi, kesinlikle bu sınıfın en iyisi olmuş demek istiyorum ama bunu yan yana diğerleriyle de koyduğum zaman bir bakmak isteyeceğim. Ama an itibariyle bence lüks sınıfındaki şu anda en başarılı otomobillerden biri Mercedes'in.